Yeni şeyler denemek, yeni şeylere girişmek insanın sıradanlaşmaması için çok önemlidir. Kişi özelinden çıkıp iş düşünürsek yine bunun olumlu bir şey olduğunu söyleyebilirim. Kimse hep aynı şeyleri yapmayı, aynı şeyleri izlemeyi, aynı kişileri görmeyi istemez. Şimdi bunu WWE için düşüneceğiz. Her zaman aynı senaryoları tekrar tekrar izlemek sizi sıkar. Her zaman aynı güreşçileri şampiyon görmekte belki de sıkar. Bazı insanlar tabii ki favori güreşçilerini hep şampiyon görmek isterler. Ancak unutulmaması gereken bir şey var ki o da bu işin sürekliliği. Değişim her zaman iyidir. Günümüzün WWE şampiyonu Bobby Lashley de bu anlattığım şeylerin çoğuna uyan bir güreşçi. Ben de dahil birçok güreş severin onun WWE şampiyonu olmasını garipsediğini biliyoruz. Aslında ilk zamanlarından bahsediyorum. Hurt Business bünyesinde United States şampiyonuyken kemeri kaybettiği gibi MVP ile beraber Miz'i piyon olarak kullanıp WWE şampiyonu oldu. Başta bu beni çok etkilemese de devam eden süreçte yepyeni bir şampiyonumuz oldu. Bobby Lashley, yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz, izlediğimiz bir güreşçi zaten. Ancak onun WWE'deki zirve dönemleri için 44 yaşını beklemesi gerekti. Minder güreşçisi, MMA dövüşçüsü, orduda çavuş ve güreşçi olan Bobby Lashley tam bir full paket. Her türlü meziyeti var. Her zaman bu yaşlarda güreşçileri bu kadar iyi durumda göremezsiniz. Bu videomuzun konusu da Lashley hakkında bilmedikleriniz. Bakalım nelermiş bunlar. Günümüzde WWE şampiyonu olarak uzun zamandır şirkette boy gösteriyor. Onun ilk dönemi ise çok uzun zaman önceydi. 2005 yılının sonlarına doğru SmackDown'a ilk kez gelip 3 yıl boyunca şirkette kaldı. İlk zamanları Vince McMahon onu çok destekliyordu. Gerek fiziği gerek aktifliğiyle sevdiği bir güreşçiydi. Simon Dean'i yenip şirkette yoluna devam ediyordu. Maalesef demin de dediğim gibi yalnızca 3 yıllık kısa bir maceraydı. 2005'te geldiği gibi Vince'in gözdelerinden de dönemin en büyük iki babyface karakteri John Cena ve Batista gibi gelecek vadeden isimlerden biri olarak görüyordu onu Vince. Düşünün, geldiğiniz dönemde şirketin en tepe isimleriyle adınız anılıyor. Tabii ki Cena ve Batista'nın da yeni dönemleri olsa da çok tepelere çıkmışlardı. Onlarla bir görülmek Lashley için çok değerli olmalı. Sonrasında ne olduysa çok farklı şekilde bir yol çizildi. Lashley ECW şampiyonu oldu. Karakteri de iyi işlenemediği için bunun da çok ötesine geçemedi. Halbuki ECW şampiyonu olarak pişip şirkette zirvelere oynaması bekleniyordu. Lashley'nin bir minder güreşçisi olduğunu söylemiştim. 2004 olimpiyatlarına hazırlandığı sırada WWE ona çoktan ilgi duymaya başlamıştı bile. O zamanlar şirkette olup bu alanda en söz sahibi isim kimdi acaba? Elbette ki Kurt Angle. Bir seferinde Lashley olimpiyatlar için bir spor salonunda hazırlanırken Angle onun yanına geldi. Yalnızca o değil, orada çalışan diğer güreşçilerle de konuştu. Lashley özel olarak ilgilendiği isimdi ama. Ona sadece bu alanda kalırsa yapabileceklerinin sınırlı ancak profesyonel güreşe geçerse önünün çok daha açık olacağından bahsetti. Lashley'nin aklına girilmişti bile. Zaten bundan da kısa bir süre sonra tüm planlarını bu yönde yapmaya başladı. 2005 yılında WWE'deydi. Anlayacağınız. Lashley'nin güreşe başlamasında en büyük başrolü Kurt Angle oynamıştı. Zaten o alanda onunla aynı yolda olan biri olarak Kurt'ten başkası düşünülemezdi bunun için. Bobby Lashley'nin ilk döneminde şirketten gitmesine yaklaştığı zamanlarda Crystal Marshall ile ilişkisi vardı. Tam da ilişkilerinin olduğu dönemde Teddy Long'a hikayede genç bir kadın partner arıyorlardı. Crystal o kişi seçildi. Hikayede Teddy ile Crystal ilişki yaşayacaklardı ve bu ilişki evlilikle taçlanacaktı. Hatırlayacağınız üzere de bu hikayenin sonlarında bir SmackDown'ın ana olayı olarak düğün vardı. Bütün güreşçiler konuk olmuştu. Ring ortasında da düğün yapılıyordu. Birçok aksaklık sonunda o soruya gelince eş olarak kabul ediyor musun? Teddy tam evet diyecekken kalp krizi geçirdi. Devamında da Crystal zaten şirketten gitti. Burada Lashley'i bağlayan kısımsa bu hikayeden nefret ettiği. İlerleyen yıllarda Teddy Long'un verdiği bir röportajda Lashley'nin bu hikayeyi hiç sevmediğini ve kıskançlık hissetmesinden dolayı arka alanda çok sorun yaşadıklarını söyledi. WrestleMania 34'te bu işin eğlence kısmını direkt hissettiren bir kemer değişikliği yaşanmıştı. Braun Strowman, Raw Tag Team kemerleri için seyirciler arasından Nicholas adında küçük bir çocuğu partner seçti. Maçta Strowman tek başına Sheamus ve Cesaro'yu halletmeyi başardı.
maçı da kazandırdı takımına. Böylece Nicholas resmen bir şampiyon olmuştu. Elbette bu kemer kısa süre sonra değişti. Peki WWE'nin Nicholas'tan önce neyi planladığını biliyor musunuz? WrestleMania 34'ten bir gün sonraki Raw'da Bobby Lashley tam 10 yıl sonra şirkete geri gelmişti. Asıl planlanansa onun geri dönüşünün WrestleMania 34'te yapılmasıydı. Hatta geri dönüp Braun Strowman'in tag team partneri olacaktı. İkisini beraber tag team şampiyonu görmek ilginç olabilirdi. Kısa süreli bir kemer koruma süresi de görmezdik. Devamında fikirler değişti ve Lashley bir sonraki gece Raw'da Elias'ın karşısına çıkarıldı. WWE'de son yıllarda yapılan bir hikaye adeta Attitude Era zamanlarını andırıyordu. Lashley, Lana, Rusev üçgenindeki olaylar. Lana, Lashley için Rusev'i bırakıyor. WWE'nin tartışılan senaryolarından biriydi bu. Gözle görülür şekilde gerçekçiliği zayıf bir senaryoydu. Bu da elbette kayfabe'in ölmesine bağlanabilir. Paul Heyman'ın fikri olan bu hikayenin sonları WrestleMania 36'ya bağlanacaktı. İlerleyen zamanda Rusev'in bir röportajında bahsetmiş olduğu üzere WrestleMania 36'da çok ciddi bir maç planlanıyordu. Ancak planlar sekteye uğradı. Rusev yoktu, Lashley'de Aleister Black'te maça çıktı. Şöyle bir düşündüğümüzde bu feud'un WrestleMania'da sonlanması aslında güzel olabilirmiş. 2008 yılında Bobby Lashley'nin WWE'den gidip çok farklı bir kariyer planladığını söylemiştim. Güreşten bir süre ayrılıp MMA yolunda devam etti. Peki neden WWE'den ayrıldı? Bunun net bir açıklamasını hiçbir zaman yapmasa da gerek para, gerek de hikayelerini beğenmediğini direkt belli ediyordu Lashley. Birçok harcanan güreşçi oldu WWE'de. O döneme bakarsanız Lashley'i de bunlara katabilirsiniz. Özellikle demin de dediğim gibi Vince onu Cena ve Batista ile eşdeğer bile görüyorken. Lashley'nin asıl ayrılmasına zemin hazırlayan şeylerden biri ise Michael Hayes ile çalışmasıydı. Hayes o dönemlerde arka planda çok söz sahibi bir isimdi. Sosyal medyada Hayes ile ilgili birçok negatif paylaşım ve yorum yapıldı. Birçok kişi ayrılmasını direkt Hayes'e bağladı. Ancak elbette bu bardağa taşıran son damla olmuştu. 2000'lerin sonlarında Hayes ile ilgili birçok kötü haber basına yansıdı. Arka alanda çok ırkçı söylemlerin olduğunu birçok kişi biliyordu zaten. Bunlardan biri de belki Bobby Lashley ile gerçekleşmiştir. Bilemeyiz. Bobby her ne kadar son zamanlarda WWE'de zirve görmüş olsa da onun TNA Impact Wrestling'de en tepe güreşçilerden biri olduğu unutulmamalı. 2014-2017 arası tam 4 kere TNA World Heavyweight Şampiyonu olmuştu. Tamam, belki WWE'ye 10 yıl sonra geri geldi ama güreşten de kopmamıştı elbette. Hatta kendi kariyer zirvelerini yaşıyordu. Impact'ten ayrıldığı zamanlarda ise birkaç röportajında orada olan arka alan muhabbetlerine değindi. Bunlardan birinde ismini vermek istemediği yeni bir güreşçinin TNA'de arka alanda gelen yemekleri beğenmediğini eleştirdi. Bahsettiği kişi o kadar çok sinirini bozmuştu ki bu konuda Lashley artık onu kenarıya çekip konuşmak zorunda kaldı. Şirkette bu tarz şeylere yorum yapması için daha çok yeni olduğunu ve işine odaklanması gerektiğini ona söyledi. Hala bu kişinin kim olduğu bilinmiyor çünkü Lashley hiçbir zaman ismini vermedi. WWE'nin Lashley'i pişirmek için ECW'de güreştirdiğini söylemiştim. Keza Paul Heyman da onu sever ve desteklerdi. Ancak burada bir takım işler döndü. Vince McMahon ısrarla Lashley'nin ECW şampiyon olmasını istiyordu. Böylece orayı domine edip ilerleyen zamanlarda Raw ve SmackDown'da çok daha büyük bir isim yapabilecekti. Elbette planlandığı hiçbir şey yolunda gitmedi. Yalnızca ECW şampiyonu olması ayarlandı. Paul Heyman buna karşıydı. Vince McMahon'in ECW'ya direkt el atmasını hiçbir zaman istemiyordu. Hele ki ECW'nun şampiyonunu seçmesi onu rahatsız ediyordu. Lashley yerine Heyman'ın favorisi CM Punk'tı. Sırf Vince ısrar edip istediği için Lashley'i şampiyon görmek istemedi. Yoksa onunla bir problemi yoktu. CM Punk'ın tam yükseleceği zamanlarda onu şampiyon yapmak istiyordu. Peki sonuç ne mi oldu? Vince dediğini yaptı. Lashley ECW'yi şampiyon yaptı. Daha da kötüsü neydi peki? WrestleMania 23 sonrası 3'e 1 handikap maçta kemerin yeni sahibi Vince McMahon olmuştu. Lashley tekrar geri aldı tabi. Heyman'ın istediği kişi CM Punk'ın ECW şampiyon olması ise neredeyse bir sene ertelendi. Tam bu olayların olduğu süreçte WrestleMania 23'te çok garip bir maç yapıldı. Bir önceki Amerikan başkanı olan Amerikalı milyarder Donald Trump WWE'de senaryolara dahil oldu. Vince McMahon ile arkadaş olan Trump hikayede onunla feud'daydı.
Olaylar öyle garip gelişti ki WrestleMania'da saça saç maçına döndü. Trump'ın saçının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. O gece Trump'ın güreşçisi Bobby Lashley, Vince'in güreşçisi Umaga'ya karşı güreşecekti. Kaybeden tarafın zengininin saçı kesilecekti. İşte aslına bakarsanız Lashley'nin şirketten gitmesinin belki de başlangıç noktası bu maçtı. WWE tarihinin maddi olarak en başarılı olaylarından biriydi o geceki o maç. Lashley'e sırf o maç için $250,000 verildi. Bu ona az geldi. Hele ki hem maçın hem de gecenin getirisini görünce iyice memnuniyetsizdi. Bunları da Jim Ross'tan biliyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz, tek maç için $250,000 az mı? Evet, o gece için ve o maç için az. Çünkü ondan daha alt seviyede güreşen bazı güreşçiler ondan daha fazla para almıştı. Lashley direkt olarak patronun kendi olayının içinde olmasına rağmen bu paradan memnun kalmadı. Bu konuyla ilgili Jim Ross'un yorumuysa, Lashley'nin o dönem şirkette daha yeni bir isim sayıldığından daha alt klasmanda olsa da diğer güreşçilerin daha tecrübeli ve eski olmasından dolayı Lashley'nin mutsuzluğunun yersiz olmasıydı. Ne kadar kaslı, güçlü de olsanız elbette korktuğunuz şeyler olabilir. Son olarak buna değineceğim. WrestleMania 22'de düzenlenen Money in the Bank maçını Rob Van Dam kazanmıştı. Lashley de o maçta boy gösteren isimlerden biriydi. Mantık olarak maçın favorilerinden biriydi. Çünkü yükselmesi bekleniyordu. Ancak maçta etkili bir performans sergileyemedi. Bunun sebebine gelirsek, Lashley'nin yükseklik korkusu var. O gece merdivene tırmanma konusunda çok zorlanan Bobby Lashley'nin performansı da negatif yönde göze batıyordu. Bende de aynı korku olduğu için az çok onu anlayabiliyorum. Ben de merdivenlere pek çıkamam. Lashley'de de ne kadar iri ve güçlü olsa da yükseklik korkusu sayesinde Money in the Bank maçında merdivene tırmanma söz konusu olunca bocaladığını bu maçta gördük.